Evet Yağmur'cum haftanın dört günü İstanbul gecelerinde estiriyorsun. Doğru. Evet süper. <laughs> Yoruluyoruz evet, ama. Ya... Artık kadınların bir hakimiyeti var İstanbul Aynen. gecelerinde. Aslında hep vardı ama evet doğru. Yani kadınlar daha çok bu işte tutunuyorlar galiba. Alia, Begüm. Doğru doğru. Sen evet hepsi bize konuk olmuştur. Ben bayılıyorum. Hı. Harika gidiyorsun. Ee, şimdi tabii ki... Şimdi seni izlerken dedim ki ya bu kadar hakim, sesin zaten çok güzel dedim. Ama sen Anadolu Ateşi'nde zaten dansçıymışsın. Şöyle evet, ortaokuldayken seçmeler yapılmıştı. Zaten orada benim müzik kulağım keşfedildi. Çünkü bir noktada işte o ritim hepsi birbirine bağlantılı olduğu için. Anadolu Ateşi seçmen ekibi bizi seçmeye geldiğinde bir hareket gösterdi sadece ve ben onu hemen yaptım. Sonrasında devam etti ve böyle liseye kadar dans ettim. Lisede de konservatör O büyük konservatör grupta yer girdim. aldın mı? E, tabii tabii aldım. Evet evet aldım. Ama işte yaş grubuna göre ya onlar. Tabii. İşte o yaş grubundaydım. Sonra dediler ki annemle babam herhalde bu kız bu işi yapacak. Yani hani bir şey yapacak yani. Sanatın bir dalında. Tamam e, konservatuar sınavına girdim. Mimar sınavına kazandım lisede. Flüt bölümünü bitirdim yan flüt. Üniversitede Kocaeli Üniversitesi Opera mezunuyum. bu oh. Evet doğru. Çok <laughs> Ama çocukluktan beri var var herhalde değil mi müzik Var Eğitimlerin. Tabi işte piyano dersi aldım, dans her yani bale yaptım 7 yıl zaten. Dans hep vardı hayatımda. Annem hiçbir zaman işte bu sanatın hiçbir dalını bırakmamı istemedi yani hep buralarda böyle yetiş. Evet çok destekledi gerçekten. Peki yeteneğini keşfeden kim? İşte Anadolu Ateşi ile başladı ama işte ortaokulda müzik öğretmenim vardı. Bir yarışma yapıldı, ortaokullar müzik yarışması. İlk söylediğim Türkiye'yi hiç unutmam, Sarı gelin Oo. Onunla birinci olmuştum. Sonra apar topar annemi çağırdılar. Dedi ki bu çocuğu kesinlikle hani müziğe, siz de çok iyi bilirsiniz öyle olur ya genelde zaten. hani Bu çocuğu kesinlikle müziğe yönlendirmelisiniz diye. Doğru kazandım direkt. Ya bak bir bilmediği bu, bu biliyor musun? <laughs> direkt kazandım. <laughs> Sonra da öyle devam ettim. Üniversitede de Ferhat Göçer'in back vokali olarak başladım. Murat kılıçla sonlandırdım back vokalı. Simge vocali. de var arada galiba. Simge mi? var. Ya çok çok sanatçı var ya. Çok değerli sanatçılara vokalistik yaptım ya. Gerçekten okul gibi de hepsi. <laughs> çok güzel iyiydi. Gündüm. evet evet çok güzel. Peki bir şey soracağım. Fiziğini nasıl koruyorsun? İlk defa bu kadar bu böyle bir bel gördüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Dansçı <gülüyor> olduğun için. Ya şöyle. Peki, bırakmışın da insan bırakınca daha bir salar. Aslında şöyle bıraktık ama devam ediyoruz tabii canım. O benim yani da, devam ediyor musun? İlk klibimde full dans ettim tabii. Ee, i̇kinci klipte de walk dans yaptım e, şarkılarımda. Ee, ben tek öğünle besleniyorum. Şey tek öğün. <laughs> tek öğün yiyorum. Bir de bizim normalde biliyorsunuz gece evet. yemelerimiz çok olur. E, onlar... After mekanlarından dolayı. Evet şarkı söylediğim şimdi haftanın dört günü. Sonra çorbacı şudur budur. Tabii tabii. Var onlar var. Ama mesela o gün yediysem ertesi gün bayağı bir Bayağı böyle su içiyorum akşama kadar hiçbir şey falan yemiyorum doğru Oo. gerçekten e, sen de biliyorsunuzdur. kadınlar kafaya taktınız zaten bunu <laughs> asla Ama şey yapamıyorum sen de jimnastik bale voleybol her şey evet. varmış yani evet 7 yılda voleybol oynadım benim babam e, voleybol antrenörüydü hmm. Oradan da o beni çekiştirdi. Evet. Aslında ben böyle iki taraftan voleybolcu mu olsa yoksa işte şarkıcı mı olsa yani müzisyen mi <laughs> konservatuvar mı? Hep spor, rap, Tabii tabii aynen. Hep spor, sanat bizim içimizdeydi. Ama ailemde hiç müzisyen yok mesela. Yani hiç sanatla aslında uğraşan yani annem eğitimci, işte babam uh, voleybol federasyonunun eski sportif direktörü falan. Ama ailemde hiç uh, aslında sanatçı yok. O yüzden iyi oldu bir tane ne çok e, kıymetliyim. O Peki vokal yaparken ne zaman dedin ben sahnenin önünde olacağım diye? Şöyle, e, vokalistik yapmak da çok keyifli bu arada. Asla bunu şey yapmıyorum çünkü okul gibi orada e, bir şeyler öğreniyorsun sürekli. E, ama sanatçılar senin gitmeni istemiyor. Alıştığım bir düzen mesela Ferhat Köşer'e dört sene bokalistik yaptım ve çok çalışkan, yani inanılmaz çalışkan. Haftanın e, işte üç günü falan prova alırdı evinin altında kocaman bir stüdyosu evet. var bilirsiniz. Orada sürekli prova alırdı. Hiç bize hep bana söylerdi işte single'ını beraber yapalım, işte şu şarkıyı seçelim şöyle yapalım ama çok ufaktım ya 18 yaşındaydım. Daha böyle biraz daha büyümek galiba pişmek istedim. Murat Dal Kılıç tuttu kolumdan. Menajeriyle beni meçleştirdi. Siz beraber yürüyorsunuz bundan sonra. Sen olmuşsun kızım artık tamam dedi ya. Sen artık dedi vokalistik falan yapmıyorsun. Sonra işte mekanlarla çıkmaya başladım ve kafa kafaya verdik menajerimle. Doğru şarkıları aramaya başladık. Bulduk ve iki tane single koyduk ortaya. Yani biz çok memnunuz yaptığımız işten bu arada. Ne güzel. Çok da mutluyuz. Umarım daha da iyileri hepimiz için. İnşallah. Herkes ha, için, ha, her isteğin için olsun. Bir de zaten şöyle oluyor. Şimdi sahnede şarkı söylüyorsun zaten. Ama bunu bir level atlatmak için şarkı çıkartman gerekiyor. Tabii. Biz şu anki dünyada sürekli üretmen gerekiyor. Bize diyorlar ki iki ayda bir şarkı vermen gerekiyor hani bu platformlara. Yoksa seni unutuyorlar. Diyorum ki nasıl unutuyorlar? Ya eskiden böyle değil atıyorum eskiden bir şarkı beş dakikaydı. Şimdi diyorlar ki iki buçuk dakikada bitir lütfen şarkıyı. Tamam diyorsun araya hiçbir şey koymadan ya her şey ilerliyor. O yüzden aslında bir level atlayıp şarkı çıkartıp ve bu yola girdikten sonra diyorsun ki e, ben bir yola girdim artık kendimi unutturamam. Step by step hani çıkmak gerekiyor. Tamam, bir daha, bir daha, bir daha ve çıkamıyorsun zaten. E i̇stediğin kadar yani. haftanın yedi günü işi evet. yap, doldur mekanı. O belli Fak, 10 bin evet. kişi var, 10 bin kişinin etrafında dönüyorsun. O ki daha fazla öyle. tanınmak istiyorsan kesin kesin. Halbuki bizi çünkü Sen do dolu olunca mekan zannediyorsun, herkes beni tanıyor zannediyorsun. Ya şöyle aslında çıktığım mekanlar İstanbul'un gerçekten seçkin ve güzel mekanları, siz biliyorsunuz. Ve aslında ünlüler bizi bir noktada tanıyor. Evet. Ama biz istiyoruz ki tabii ki de tabii ki de herkes tanısın ama. Biletli konser verelim işte e, gelen bir güzel bir kitlemiz olsun ya ben hiçbir zaman şunu söylemedim yani inanılmaz ünlü olayım işte herkes benim <laughs> falan, öyle bir şey değil. Ama bir harbiye bir de vereyim olsun, konser. Kitlem olsun benim bir sesimi beğenen bir kitlem olsun çok isterim her zaman bu şekilde zaten yola baş koyduk her zaman. Hala da bunu savunuyorum. Yani bir tabii kim istemez ya hangi ben, ben. şarkıcı harbiyede şarkı söylüyor. Peki ben bir şey soracağım ya, ya bu bir, yani. şey bir müşterek bir soru olsun. Ya bütün insanlarda var mıdır bu e, alkışı duyma şey e, bir hissiyatı? Herkes var, çok ünlü olmana gerek bence, yok. Abi. Evet. Çok Çünkü keyifli. onu yaşadıktan sonra onun devamını istersen alkış olmasa bütün, da bütün övgü, yani e, bütün şey insanlar var. ya alkış mı bekliyor yani? E, böyle bir şey var da bunu bir söyle... bir onaylanmak, aferin almak herhalde herkesi motive ediyor. Abi küçük Ama... çocuğu aferin deyince, evet, e, gaza geliyor. Ya demiyor musun sen aslansın, kralsın. notları daha iyi olmuyor mu? Daha çok kitap okumuyor mu? Daha çok... işte biraz önce Asl o yaş, yaş mu? Problem, yani hangi yaşta olursan ol, çocuksu duygu. o aferin duygusu hep de, 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 de devam ediyor. Belki de e, tabii ya ben de i, e, e, enstitü okuydum sana beni kız enstitüsüne götürdüler. Sesim iyi, iyi diye orada bir şa, türkü söyledim. Allah hep bir de e, hep kızlar <laughs> kız enstitüsü ya. Acayip bir alkış. Allah nasıl etkilendi mi o alkıştan? İşte takıldık o alkışın peşine hala bekliyoruz alkış. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ee, Yağmur e, Caz opera İngilizce Sadece Türkçe pop değil Tabi tabi öyle başladık Süper öyle Devam başladık. ediyorsun öyle gece Evet Harika. yok hayır şöyle ha. e, İlk önce hatta Ferhat Göçer'in ön sahnelerinde e, Marina'da Bodrum'da bir mekanda e, Caz söylüyordum Caz şarkılar söylüyordum ha. Çok güzel bir yer yakaladın Şarkının yani sanatın aslı cazdır biliyor musun? Öyleymiş evet. Caz. Hı, hı Niye oradaki ölçüler hani bir kararı ka kararı sen veriyorsun. Evet, kararı adam, sen adam şimdi veriyorsun. gitarla çalıyor. E, müzikte ölçüler giriyor. Diyor ki burada sus. Duruyorsun orada. Du Abi şimdi bırak anlatmak istediğini anlatsın. Evet. Ondan sonra dursun. Çünkü şey, şey onda yani karar hı. onun vermesi lazım. Ama bizim müzik ölçüler içine girince cazlıktan çıkmış aslında caz. Ben şeyde Amerika'da bir San Francisco konser verdim. Evet. Bu da ilginç bir anı, bu da komik. Ne oldu? Ha, dedi ki, sırf Amerikalılar benim konserimde. Türkler yok. İranlı bir sahibi var. İşte dedi ki, sen uzaylısın diye dedi, böyle seni düşündük. Bunlara ilginç gelirsin diye konser vermeni istedik. i̇yi bir ekibim var, altı kişi ama hepsi iyiler. Dedim ki arkadaşlar, tamam hareketli şarkılarımızdan anlarlar. Bir iki tane okuyalım, uyum sağlarlar. Sonra... Ne olacak bunlara biz bir saat konser yapacağız. Dedim ki caz yapacağız. Dedim ben de sesimle enstrüman olacağım dedim. Siz takılın. E, koma seslerden dedim çıkın. E, çıkın o seslerden. Değişik takılın. Ben de dedim böyle caz yapacağız. Ya nasıl olacak dedim ki olacak. Bir başladık. Yani natural sesle doğuyla bile başlasan sen onun üstüne bir sürü yorum yapabilirsin. Bir, yorum. Yani bir, bir, şey bir başladık evet. benim kardeşim. Sana bir şey söyleyeyim 15-20 dakika kalkıyorlar ayağa o 400 kişi. Şimdi burada olsa işin ciddi ve komik tarafı çıkar. Hoşlarına gitmiştir. Ayak, ayakta. Evet. Tekrar başlıyorum. Döndüm çocuklara dedim ki oğlum gördünüz mü? Eğer bunlara türkü söyleseydik biz yanmıştık. <gülüyor> <gülüyor> Ama Türk halkı da türkü seviyor. Ya e, yani burası öyle <laughs> ama orada yani öyle doğaçlama orada işte müziğin aslı cazdır yani caz. Başlangıç öyle doğru. Sen yani, sahnede şu an Türkçe pop söylüyorsun. Evet şu anda ona doğru evrildi çünkü evet. o şekilde başladı. Arada sırada böyle operalar da söylüyordum sahnede. İnsanların ilgisini çekiyordu. Çok güzel ya Ferhat Göçer'in çok güzel bir kitlesi var. Evet. O da yabancı şarkı söylüyor biliyorsunuzdur. Onla çok düetlerimiz de var hatta yabancı şarkı söylerken ama İstanbul gece hayatı 90'lar pop seviyor. Evet. Finalde de arabesk seviyorlar. Yani artık her şey oraya doğru gidiyor. Ben de ona alıştım çok keyif alıyorum ya. Hani 90'lar pop şarkıları söylemekten tabii, tabii. de keyif alıyorum. Ama sen Bizim he... repertuarımız çok geniş bu <laughs> inşallah arada. İnşallah müzikal yaparsın ya olabilir. Da dansın Ola amansın da evet. her şeyini gösterebileceğim bir evet. İngilizcesiyle, Türkçesiyle, cazıyla, operasıyla. Tabii çok çok yakışır. Katılırım. Çok yakışır. Tam katılırım. Yani bu kadar şey yetenek varken evet. onları kullan şarkılarında. Yani Bence de. İnşallah ne, olur. Michael Jackson buydu işte yani. Hareketli şarkılardı yani. İzletiyor. film yani. gibi halen izliyor yani. Yani, o yüzden de o, gö görsellik çok yaşıyor, önemli. Yani, Türkçe yani Türkçe şarkılarla harmanlanıp güzel bir müzikal olabilir. Çok güzel bir İnşallah. aklıma bir fikir. Güzel. <laughs> Mustafa Topal'ı unutma. Unutmam asla zaten. <laughs> 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 Unutmam asla. Unutmam. Seni. Hadi bir şarkı deneyelim. <laughs> tamam olur. Yeni şarkım o zaman. Lütfen <laughs> gelsin sağ Teşekkürler. Kimin söz de? Söz Müzik Dünya Sereyi'nin, benim şu anki orkestra şefimin, evet. Çok güzel, çok günümüzde, çok güncel. Ee, biraz cringe. Çok güzel yakalanlar. Evet. Yapımcılığını da sen yapmışsın galiba değil mi bu şarkının? Evet, iki şarkının da ben yaptım. Bu seni daha özgür, kıldı sanırım değil mi? Bu bir tık daha özgür kıldı. İlk şarkımda da klibimde çok önemli isimlerle çalıştım. Ecem Gündoğdu çekti, Veli Kuzlu görüntü yönetmenim yönetmenimde. Evet yani bayağı iyiydi. Ama ilk şarkımda yerlerde perişan bir vaziyette dans ettim. İki ay boyunca dans eğitimi almıştım. Bu şarkımda da Kilios'ta böyle çok güzel bir sahilde walk dans yaptık. Dansçılarla dans ettik. Çok keyifli ya. Klip çekmek çok çok güzel bir şeymiş bu arada. Ben çok, çok hoşuma gitti yani benim sürekli çekebilirim yani hiç şey değil. Çok hoşuma gitti gerçekten. Ben de sözlerine bayıldım. Şu anda çok güncel bir sözler. Bu şarkı aslında evet. ağza... Pele değil mi biraz? Olma ihtimali çok yüksek ama bir yaz evet. şarkısı mı olmalıydı bilemedim tabii yani. Hmm. Yani ya da tam böyle biraz geç değiştirme zamanı olanların Hı -hı. genelde yazın biliyorsun sevgililer değişir. Doğru tam e, kışa girerken gibi oldu. Şimdi bunu Akustiğini de yapacağız. Güzel. Akustiği de tatlı olacak Söylüyor yani. musun geceleri kendi şarkında? Söylüyorum e, çünkü şefim zaten. <laughs> değil mi? Hadi, hadi kendi şarkımızı söyleyelim tamam da hemen ben söyleyelim. E, gelen kitle alıştı çok hoşuna gidiyor. İstiyorlar da şarkıyı. Ya şarkısı olmalı mıydı? Ben de çok düşündüm bu arada. Yalan değil ama. Valla öyle geldi ama bunun artık öyle bir dönemdeyiz ki. Mevsim yok şarkıların. Kesinlikle yani evet. Hiç alakası bir yerden yakalar birisi gider yani. Bir yağmurlu günde girerken... eve kapanmış birisi de bunu şey yüzden <laughs> <Evet. gülüyor> yani kışa girerken mesela slow şarkılar isteniyor ama işte düşündüğün gibi de olmaya da biliyor. İşte tam tersi herkes slow çıkartırken sen yüksek bir şarkı çıkarttığın zaman daha avantajlı oluyorsun ya çok değişik dinamikler var orada ya hani bence artık mevsimi yok şarkıların bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz <laughs>